Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Karakökle EYS Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunlukta kaldığımız yerden yani test 5, 6 ve 7'yi çözeceğiz. Evet, test 5 soru 1 ile başlayalım. Arkadaşlar yarıçap uzunluğu kaç? 13. En güzel ek çizim zaten neydi? Yarıçap çizmek değil miydi? Bu arada şunlar paralelse burada kaçtı? 90 derece. Merkezden bir yarıçap çiz. 13. Bakın 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden cevap 12. Geldik soruya. En güzel ek çizim yarıçap çizmek. Çizdik. 9, 12, 15. Bakın burada da bir yarıçap çizerseniz. Burası da 15. 5, 15 ve Pisagor'dan burayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısa yoldan Pisagor'dan uygulayacağım arkadaşlar. Burası her ikisinde ortak çarpan 5 ya. 5 çarpı 3. 5 çarpı 1. Burası da 5. Kare içinde hipotenüs olduğu için karesi eksi karesi. Yani 9 eksi 1. Yani 5 kök 8. Kök 8 de 2 kök 2 olduğu için 10 kök 2 eşit olacaktır. İkinci sorunun cevabı Edirne çıktı. Geldik 3. soruya. Yarıçap uzunluğu kaç? 25. En güzel ek çizim yarıçap çizmekti zaten çizdik. 25. Bakın 20-25. Ne üçgeniydi? 15-20-25. Buraya ne kaldı o zaman? 15 olması için 7. Değil mi? Şuradaki dik üçgende. Ve bizden FC artı BE isteniyor. Tamam. 8-7-15. Yarıçap uzunluğu 25'te. Buraya kaç kaldı? 10 kaldı. FC'yi buldum mu? Bulmadım. Yine bu uzunluğa karşı bir dik üçgen getirmem lazım. En güzel ek çizim yine yarıçaptı. Yarıçap mı çiziyorum kardeşim? Yarıçap uzunluğu da 25'ti. Bakın buradaki dik üçgenden 7-25 ne üçgeni? 24 üçgeni. FC'yi 24 bulduk. BE'yi de 10 bulduk. Toplamı kaç çıktı? 34 çıktı. Geldik şu soruya. En güzel ek çizim neydi? Yarıçap çizmekti. Hop çizdik. Buraya A dersem A artı 4 ise burası da A artı 4 değil midir arkadaşlar? Bakın 8 var. Hangi 8 olduğunda Pisagor'da yapabilirsiniz bu arada. Ama burada 8 varsa ne üçgenidir? Büyük ihtimalle 6, 8, 10. 6 koysak sağlaması tutuyor mu? 6 koyarsam burası 10 oluyor mu? 10 oluyor arkadaşlar. 6, 6, 4, 10 yaptı. Demek ki burası 10. Yarıçap uzunluğu bu arada ne oldu? 10 oldu. Burası da nedir? 10. Şimdi x'i bulacağım. X'e ait bir dik üçgen oluşturacağım ya ben. Nasıl oluşturabilirim? Zaten burada bir dik yamuk var. Şuradan bir dik çizsek çok güzel olur. Dik'i çizdik. 8 ise 8. 2 kaldı. Ve şurası da zaten 6. Ve Pisagor. X ne olacaktır? Bakın bu 2 çarpı 1. Bu 2 çarpı 3. Bu da 2 kare kök içinde. Hipotenüs sorulduğu için kareleri toplamı. 1 artı 9 yani 2 kök 10'a eşit olacaktır. Geldik 5'e. En güzel ek çizim nedir? Yarıçap çizmektir değil mi? Bakın buraya ben A dersem, bu arada burası yarıçap uzunluğu A artı 6. Burası da A artı 6 yapacak. A artı 6'dan 3 çıkartırsak A artı 3 çıktı. Ve merkezden yarıçap çizmek en güzel şey değil miydi? Yarıçap uzunluğu da A artı 6. Ve bu arada burası A artı 3 ise burası da nedir arkadaşlar? A artı 3'tür. Pisagor. Normalde ne yapacaksınız? A artı 6'nın karesi eşittir. A artı 3'ün karesi artı A'nın karesi. Ama ben hissederek yapacağım. Bakın A artı 3, A artı 6. Kaçar kaçar artmış? 3'er 3'er artmış. 3'er 3'er artan hangi özel üçgen var? 9, 12, 15. 9 koyarsam tutuyor mu? Çok da güzel oluyor. Tutuyor. Çemberin çapı kaçtır diye soruluyor. Yarı çapı kaç bulduk arkadaşlar? 15 değil mi? Şu yarı çap uzunluğu. Çapı da ne olacaktır o zaman? 30 olacaktır. Yani cevap Denizli. Geldik 6'ya. Bir kere en güzel ek çizim yarıçap çizmek. Çiz kardeşim. Çizdiğin zaman bu dikdörtgende köşegenler birbirine eşit. Yani burası ne oldu? 17 oldu. Buraya A dersem, A dememe gerek yok pardon. Yarıçap uzunluğu kaç arkadaşlar? 17 değil mi? 17 olduğu için burası da 17 olacak. Burası da 17 olacak. 17 ise buraya ne kaldı? 8. Bakın 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeni. Aşağısı da 15 o zaman. Tamamı 17 idi. X'e ne kaldı? 2 kaldı. Cevap Balıkesir. Geldik 7'ye. Bakın yarıçap uzunluğu bu. Yarıçap uzunluğu x artı 4 değil mi o zaman? Burası da x artı 4. Burası da x artı 4. Bir dik yamuk çıktı. Hemen insan olan dik çizmez mi buradan? Burası x, burası 8. X artı 4'ten 8 çıkartırsak x eksi 4 mi kalıyor? Pisagor.
Normalde ne yapacaksınız? X artı 4'ün karesi eşittir. X'in karesi artı x eksi 4'ün karesi, ama ben anormal yoldan çözüyorum. Hep 4'er 4'er 60 değil mi? 4'er 4'er artan hangi üçgen var arkadaşlar? 3, 4, 5'in 4 katı 12, 16, 20 üçgeni yok mu? O zaman küçük olan 12 bu. O zaman burası 16, burası da 20. Tuttu. X yerine 16 yazdığınızda tuttu arkadaşlar. OC X nedir diye soruluyor. X de 16'ya eşit oldu. 7. sorunun cevabı C'yan. Pisagor'dan yapabilirsiniz, fark etmez, ama bunu unutmayın. Çemberin içindeki Pisagorlar genelde hep özel üçgen üzerinde oturtulmuştur. O yüzden hissederek yapmanız daha sağlıklıdır. En güzel ek çizim yarıçap. Şuraya A dersek yarıçap A artı 8, al sana yarıçap. Ve Pisagor. 12 var. 9, 12, 15. 9 koyduğumuz 17 oldu, olmadı. 12'ye ait bir de 5, 12, 13 var galiba. 5, 12, 13 sağlanıyor arkadaşlar. A dediğimiz 5. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Burası 13 çaptı. Yarıçap da 13 çıktı. Evet. AD uzunluğu K iken OD uzunluğu 5K. Yarıçap uzunluğu 6K. En güzel ek çizim yarıçap çizdik. Ve 6K'ya çizdik. Ve Pisagor. O zaman bunun karesi 36K kare. Eşittir. 25K kare artı 2 kök 11'in karesi 4 çarpı 11 yani 44. At öbür tarafa. 11 kare. 44. K kare eşittir 4. K'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Oba uzunluğu isteniyor bizden. Yani yarıçap uzunluğu burası da. 6K isteniyor bizden. 6K. K'yı da 2 bulduğumuza göre cevap kaç yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. Evet. 9. sorunun cevabı Balıkesir. Geldik 10. soruya. Bakın 12 kök 2 12 kök 2 yarıçap uzunluğu 12 kök 2 yaptı. Burası da 12 kök 2. Burada kaçı da 45. 45'in mantığını kullanacağız kardeşim. Burası da 12 kök 2 değil mi burada yarıçap olduğu için? Kullan 45'in mantığını. Dik çizmez misiniz? 45 45 90 üçgeninde hipotenüs 12 kök 2 ise bunlar 12 12 olmaz mı? 12, 15. 3, 4, 5'in katı. 9, 12, 15 ve toplamda 21 yaptı. O zaman x de yukarısı da 21 yapacaktır. Cevap Balıkesir. Geldik 11'e. K merkezli çember. Arkadaşlar bir kere gözünüz kapalı. 8. Şurası 4. 4. X burası da 8. Yarıçap uzunluğu ne? X artı 8. Bir kere gözünüz kapalı yarıçapı çizmelisiniz. Hemen merkezden hop çizdiğiniz yarıçapı. Burası kaç yaptı? X artı 8 yaptı. Bunu çizdikten sonra amaç dik üçgen oluşturmak. Arkadaşlar şurada bir dik yamuk çıkmadı mı karşınıza? Değil mi? Haydi bakalım o dik yamuğu kullan. Çek buradan bir dik. 4 ise yukarısı aşağısı da 4. Burası 8. Sonra şuraya 4 kaldı. Bakın 8. X artı 4. X artı 8. 8 ile ilgili hangi özel üçgen var? 6, 8, 10. Şuranın 6 yapması için x yerine 2 koyarım. X yerine 2 koyduğumda burası da 10 da sağlanıyor arkadaşlar. X yerine 2 koyduğumuzda 6, 8, 10 üçgeni sağlandı. BK x kaçtır diye soruluyor. Hissederek yaptık yine. Cevap Adana. Geldik 12'ye. OB uzunluğu 8. En güzel çizim yarıçap çizmek. Hemen yarıçapı çiz kardeşim. Köşegenler dik kesiyor kare değil mi? Bu arada şunlar 4 4 4 4 4 4 değil mi arkadaşlar? Bak. En güzel ek çizim yarıçap çizmek. Başka bir şey çizmenize gerek yok. X'i bulmam gerekiyor benim. X'e ait de bir üçgen oluşturmam lazım. X'e ait de bir en güzel ek çizim yarıçap 8. Bitti. Bakın, şurada dik üçgen Pisagor bağıntısından burayı bulursun ama ben daha kolayını gördüm. 90'ın karşısı 8. Hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. O zaman burada kaç 30, burada kaç 60 yaptı. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Tamamı 4 kök 3 ise x ne oluyor arkadaşlar? 4 kök 3'ten 4'ü çıkartmayacak mıyız? Yani cevap C. Geldik 13. soruya. Şimdi 13. soruda ne verilmiş arkadaşlar? Şu 3 tane eşitlik verilmiş. Bir kere muhteşem üçlüyü kullanacağız büyük ihtimalle orada. Bu arada burası 6, 4, 10. En güzel ek çizimi yarıçap çizmeyi de mutlaka kullanmalıyız. Burası 10. Şimdi
Şu muhteşem üçlüyü bir kullanalım. Şurası 90 derece. Arkadaşlar sakın şunu yapmayın. Şu dikdörtgen deyip de şuraya x, buraya x, işte bu uzunlukla da bu uzunluk eşit demeyin. Çünkü direkt dikdörtgeni söyleyebilir miyiz? Burada söyleyemeyiz. Ne yapmalıyız burada? Başka da bir hamle yapamıyoruz burada. O zaman şu 90 dereceyi kullanmam lazım. Bu 90 dereceyi nasıl kullanabilirim acaba? Şunu uzatırsam çemberi şöyle düşünecek olursam şu 90 dereceyi şu şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi değil mi? O zaman bu yarı çapsa bunun devamı tam buraya gelmek zorunda değil mi? Bunun devamı da tam şuraya gelmek zorunda. Tam şuradaki noktada birleşmek zorundalar. Yani çapı gören çevre açı 90 derece olacak. Bu arada şuradaki açılar da kaçar derece? 45 ve 45. Başka buradan yine bir hamle yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Şu anda yine yapamıyoruz maalesef. Şu 45'leri de kullanmamız lazım. Şunu da uzatsak nasıl olur? Şunu da uzatsak nasıl olur? Çok güzel olur. Şunu şöyle uzattığımız zaman bakın 45 ise burada karşıda 45. Bu 45'e karşıda bir tane bir dik üçgen oluşturmam lazım. Hatta şu çap ya. Şunu şöyle birleştirdiğim zaman çapı gören çevre açı 90 derece olmaz mı? Yani burada karşıda 45 derece yaptı. Şimdi şu uzunluklara BB dersem şu uzunluk A ise bu uzunluk da A olmaz mı arkadaşlar? Şurada bir kuvvet var bakın. A çarpı 2B ile A çarpı 2B ile 4 çarpı şu uzunlukta şurası yarıçap olduğu için 10. 4 çarpı 16 eşit. A çarpı 2B eşittir 4 çarpı 16. A çarpı B buradan kaç çıktı? 32 mi çıktı? Bakalım bunu kullanabilecek miyiz? Şimdi düşünelim soruyu çözmek için. Bakın x nerede? Şurada bir yükseklik değil mi? Hadi şuraya y desem, Pisagor yapsam başka bir şekilde kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Bu x'i ancak nasıl kullanabilirim? Bakın şuradaki OFC üçgenin alanını 6 çarpı x bölü 2 değil mi? Orayı bulmaya çalışacağım ben. Tekrar göstereyim. Şunu şekil üzerinde göstereyim hatta. Nasıl göstereyim? Onu da gri ile göstereyim. Bakın şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 6 çarpı x bölü 2. Alan OFC 6 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda şu 2B tabanı verilmiş ya, 2B tabanına ait yüksekliği de bulabilirim büyük ihtimalle. Ona ait yüksekliği de şöyle çizecek olursam arkadaşlar. Bakın şurası A, şurası 10, burası da 10 değil mi? Yarıçaptan dolayı. Şuradan çizilen dikme birbirine paralel ve ort taban olmadı mı şunlar eşit olduğu için? A ise burası ne oldu? A bölü 2 oldu. O zaman bu üçgenin alanı aynı zamanda 2B çarpı A bölü 2 bölü 2'ye eşit değil mi? Eşittir. 2B çarpı A bölü 2 bölü 2'ye eşit. Şuradaki 2'ler gitti. Şuradaki bölü 2'ler gitti. 6 çarpı X eşittir. B çarpı A'ya eşit oldu. Bakın B çarpı A'ya eşit oldu. Biz de B çarpı A'ya 32 bulmamış mıydık? 32. Yani x buradan 32 bölü 6. O da 16 bölü 3'e eşit oldu. Yani 13. sorunun cevabı Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 14'e. Evet. Burası 13. Burası 6 verilmiş. Yani bakın bu 13 aynı zamanda nedir arkadaşlar? Yarıçaptır değil mi? En güzel ilk çizim yarıçap çizmek değil miydi? Hemen yarıçapı çizelim. Şurası 13. Burası da kare olduğu için karenin bir alanı nedir diye soruluyor zaten. X diyelim, x diyelim. 6 olduğu için buraya da 6 eksi x kaldı. Burası da x. Bakın şurada bir dik yamuk çıktı. Dik yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Dikdörtgen oluşturuyorduk. Hemen dikdörtgeni oluşturalım orada. Oluşturduk. X'e yukarısı, aşağısı da x. Burası da 6 eksi x. Burası da 13 eksi x oldu arkadaşlar. 13 var. Büyük ihtimalle ne üçgenidir? 5, 12, 13 üçgenidir. 5 olması için x yerine 1 yazarsam burası da 12 oluyor arkadaşlar. Yani x direkt 1 çıktı arkadaşım. X 1 ise karenin alanı x kare yani 1'in karesi yani 1 çıkacaktır. Cevap Adana. Geldik 15'e. Şurası da 1.
Şurası da 2. Kare en güzel ek çizim yarıçap çizmek değil miydi? Yani burası kare olduğu için x artı 1, x artı 1. Burası da x artı 1'in kök 2 katı değil mi arkadaşlar? Yine burası da x artı 1. Fdx isteniyor bizden. En güzel ek çizim neydi arkadaşlar? Yine sıkıştık. Yine çizebiliyorsak işte bu. X artı 1'in kök 2 katı değil mi yarıçap uzunluğu? X artı 1'in kök 2 katı. O zaman şurada Pisagor bağıntısından artık x'i bulabiliriz. Uygulayalım bakalım Pisagor'u. 1'in karesi artı x artı 3 mu burası? X artı 3'ün karesi 1 artı x artı 3'ün karesi eşittir x artı 1'in kök 2'nin karesi daha doğrusu. Yapalım. 1 artı x kare artı 6x artı 9 eşittir. Kök 2'nin karesi 2 yaptı. 2 ile x artı 1'in karesini çarpacağız. 2 ile x artı 1'in karesini. X kare artı 2x artı 1 ya. 2 ile çarptık. O zaman 2x kare artı 4x artı 2 yaptı arkadaşlar. Şunu 2 ile çarptığımız için. Hepsini bir tarafta toplayalım. X kare yaptı. Şu gitti. Eksi 2x yaptı. Bu da gitti. Şu 10 yaptı. Öbür tarafa geçirdiğimiz zaman eksi 10, eksi 8 yaptı. 0 eşit oldu. 4'e 2, eksi 4'e eksi 2. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Tamam. Cevap 4. Geldik 16'ya. Geldik 16'ya. Evet. Çember üzerinde alınan bir noktanın CD'ye uzaklığı 3. Çember üzerinde alınan bir noktanın CD'ye olan uzaklığı 3. BC'ye olan uzaklığı 2. Öyle bir nokta ki bu çemberin yarıçapını alabileceği değerler toplamı nedir? Şurada bir nokta aldım. CD'ye olan uzaklığı 3. BC'ye olan uzaklığı 2. BC'ye olan uzaklığı 2. Burada olmaz tabii o nokta değil mi? Tam şurada alırsak 3 2 şu şekilde sağlanır değil mi? Evet, çemberin merkezi burası olsun arkadaşlar. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. En güzel çizim yarıçap R. Arkadaşlar ne yapabiliriz burada? Bak dik yamuk çıktı. Hemen çiz bunu. Burası 2. Burası 2 ise buraya R eksi 2 kaldı. Burası 3. Burası 3 olduğu için merkez T'ye çektikten burası da R olduğu için buraya da R eksi 3 kaldı. Yani burası da R eksi 3 yaptı. Pisagor bağıntısı. R'nin alabileceği yarıçapının buna göre çemberin yarıçapını alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. Arkadaşlar kaçar kaçar burada oluştuğu zaman ne üçgeni bu? Birer birer artmış. 3, 4, 5 üçgeni değil mi? 5 yazarsam R eksi 3. Yok. Neyse şey yapalım. 3, 4, 5 birer birer artmamış. R eksi 2 bu. O zaman normal Pisagor bağıntısını yapalım. Özel bir şey yok burada. R kare eşittir. R eksi 2'nin karesi artı R eksi 3'ün karesi. Buradan R kare eşittir. R kare eksi 4R artı 4 artı R kare eksi 6R artı 9. R karelerden bir tanesi gitti. Hepsini bu tarafta şey yapalım, düzenleyelim. R kare yaptı bir kere burası. Şu R kare. Eksi 10R artı 9, 4 daha 13. Eşittir 0 yaptı değil mi arkadaşlar? 9, 4 daha 13. Peki bizden ne isteniliyor? Yarıçapının alabileceği değerler toplamı. Kökler toplamı isteniliyor değil mi? Hatırlayın, kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi arkadaşlar? Yani eksi 10 bölü artı 1 eksi eksi 10 bölü artı 1. O da ne yapıyor arkadaşlar? 10 yapıyor. Cevap Edremit. Geldik. Test altta birinci soru. Çemberler birbirine değdiği zaman arkadaşlar her zaman merkezleri birleştirin. Bak merkez var, teğet var. Çektik. Merkez T'ye çektik. Evet. AO 8. OE 17'ymiş. OE neredesin burası? Şunun yarıçapı R. R. Bunun yarıçapı 8. Burası da R.
Burası da R oldu. Bunun tamamı 17 olduğu için buraya da ne kaldı arkadaşlar? 17 eksi R kaldı değil mi? O zaman ne yapacaksınız? Pisagor bağıntısını uygulayacaksınız burada. R 17 eksi R, R artı 8. Bakalım 6, 8, 10 oluyor mu? 2 koyarsak yok olmuyor. 2 koyarsak olmadı. 3 koyarsak 3, 11 olmadı. 4 koyarsak 12 olmadı. 5 koyarsak 5, 12, 13 sağlanıyor. Hissederek yaptık yine arkadaşlar. R'ye 5. Geldik ikinci soruya. Pisagor bağıntısında da yapabilirdiniz diğer soruyu da. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik. 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 Bunları mutlaka uygulayın. AD uzunluğunu kaç vermiş? 18 vermiş. Bakın. Bu büyük çember yarı çapı. R, R. O zaman burası da R, burası da R. Yani R dediğimiz kaç yaptı? Tamamı 18 olduğu için 9 yaptı. Burası da 9, burası da 9, burası da 9. Şu küçüğünkine R diyelim, R diyelim, R diyelim. Burası da 9, burası da AB uzunluğu 25 verilmiş ya. AB uzunluğu 25. Yani 16 eksi R mi kaldı o zaman arkadaşlar buraya da? Tamamını 25 yapması için değil mi? Sayıyı tamamlayan R'den yok etmemiz lazım. Şimdi orada karşımıza ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Dik yamuk çıktığı zaman böyle dik oluşturmuyor muyduk? 16 eksi R ise 16 eksi R, R ise R. Buraya da ne kaldı? 9 eksi R kaldı ve Pisagor bağıntısı. Arkadaşlar 9 artı R. 9 eksi R, 16 eksi R. Evet. R yerine bir şeyler yazmalıyız. Bir kere alttan küçük şey olmalı değil mi? Bakalım. 4 yazarsam 13, 5, 12. Direkt tuttu. R 4 arkadaşlar. 4 yazdığımda bakın 5, 12, 13 sağlaması tuttu. Zaten küçük çemberin yarıçapı isteniliyor bizden. Geç. Pisagor bağıntısından da yapabilirdiniz. Ama yine gerek var. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Bu arada buradaki merkezleri de birleştir. Değil mi? Şurası R ise burası R. Burası R. Burası R. Küçük çemberin yarıçapını vermiş mi? Vermemiş. DG'yi vermiş. Tamam. Burası da R. Bakın burası da R değil mi dikdörtgenden dolayı? Burası da R. Burası da R. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Bakın. 4R. Şurası 4R. Burası da 4R olacak. 2R 2R olacak o zaman burası. Hatta bize DG'yi 12 vermiş. 12 tamamı. 4R 12 ise R'yi de buradan 3 bulduk. ABC'yi köşe kabul eden üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Tamam. Burası 2R, burası R değil mi arkadaşlar? Yarıçap. Burası da 2R, burası da R. Ve 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8R isteniliyor bizden arkadaşlar. R'yi kaç bulmuştuk? 3. 3 kere 8, 24 yapacaktır. Evet, çemberler birbirine değdiği zaman hem merkezleri birleştirir. Merkez var, teğet var. Çektik, çektik. Evet, bunun yarıçapı R, bunun yarıçapı R. Burası da R, burası da R oldu. Ve şu alttakinin büyüğünün yarıçapı 4. Burası da 4. Burası R. Burası da 4. Burası da 4 olduğu için buraya ne kaldı? 4 eksi R kaldı. O merkezli çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaşlar bir dik yamuk çıktı karşımıza. Dik yamuk çıktığında ne yapıyorduk? Hemen bakın dik yamuk. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Hop çiz. R ise R. 4 eksi R kaldı. Burası da 4 eksi R değil mi arkadaşlar? 4 eksi R, 4 eksi R, 4 eksi R. Pisagor bağıntısı. Bakın hatta şöyle bir şey oldu. 4 eksi R, 4 eksi R, 4 artı R. Yani ne çıktı burada? X kenar dik üçgen. 4 eksi R'nin kök katı buna eşit değil midir? 4 eksi R'nin kök katı eşittir. 4 artı R. Buradan R'yi bulacağız. Yani 4 eksi 4 kök 2 eksi R kök 2 eşittir 4 artı R. R'leri yan yana getir. 4 kök 2 eksi 4 eşittir R kök 2 artı R. R parantezini aldığımızda kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1'e böl. 4 parantezinde kök 2 eksi 1. Şu 4 parantezinde kök 2 eksi 1 yaptı. Bölü kök 2 artı 1 yaptı arkadaşlar. Eşittir R yaptı. Şimdi burada eşleniyle çarpacağız. Kök 2 eksi 1 ile çarpacağız yani. 4 kök 2 eksi 1 çarpı kök 2 eksi 1
Bölü aşağısı da 1 yaptı. R buna eşit oldu. Kök 2 eksi 1'in karesi ya da kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 4 çarpımı da var. 2. Eksi kök 2. Eksi kök 2 buradan geliyor. Bir de artı 1 geliyor. Üç eksi kök 2 yaptı. 4 parantezinde 3 eksi 2 kök 2 yaptı. 4 parantezinde 3 eksi 2 kök 2 nerede var? Edirne'de mi var arkadaşlar? Evet, Edirne'de var. Cevap Edirne çıkıyor. Geldik 5. soruya. Eş çemberler yarıçapları aynı. Çemberler bu ne diyor? Merkezleri birleştir. Yarıçapları aynı eş çember olduğu için merkez T'ye çektik. Burası da R yaptı. Bakın 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? Tabii ki hemen 30'un diyebilirsiniz burada. O zaman burası da ne yapıyor arkadaşlar? R kök 3 yapıyor. BC uzunluğunu vermiş. Arkadaşlar burası da R. Bakın R kök 3'ten R'yi çıkartırsam BC'ye eşit değil mi? R kök 3 eksi R eşittir. 4 kök 3 eksi 4'e eşit. Bakın R yerine 4 yazarsanız 4 kök 3 eksi 4 yapmıyor mu? R buradan kaç yaptı? 4. Merkezler arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Merkezler arasındaki uzaklık da 2R soruluyor bize. Yani cevap 8 yapacaktır. 5. sorunun cevabı. Geldik 6'ya. Çemberler birbirine değiyorsa hemen merkezleri birleştir. Bak. Burada da zaten işimiz kolay. Bunda merkezleri birleştirmiş. Bunda da merkezleri birleştirmiş. Evet. O merkezininki 9. Dursun. K merkezininki 5. Yazalım. 5, 5. Şu R mi demiş? M merkezininki R. R. O merkezininki 9 olduğu için buraya ne kaldı? 9 eksi R. 9 olduğu için burası da 4. Bakın Pisagor. 4, 9 eksi R, R artı 5. R kaçtır? Özel bir şey yok bakın. 2 koysanız bile özel bir üçgen çıkmıyor. Mecburen Pisagor bağıntısı. Yani R artı 5'in karesi. 9 eksi R'nin karesi artı 4'ün karesinden sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Haydi yapalım. R kare artı 10R artı 25 eşittir. 81 eksi 18 R kare. 18 R pardon. 18 R artı R kare artı 16'ya eşit oldu. R kareler gitti. Eksi 18 R'yi at öbür tarafa, 28 R yaptı. 25'i at öbür tarafa. 16'dan 25 çıktı. 9. Eksi 9. 81'den de 9 çıkartırsak 72 yapıyor galiba. 72. R de buradan 72 bölü 28 yaptı. Böl 2'ye 36. Böl 2'ye 14. Böl 2'ye 18 bölü 2 7. Yani 18 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Tamam. Evet, çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapıyorsunuz? Merkezleri birleştir. Tam değme noktasına götür yalnız. Şunun yarıçapı R. AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Neyse. Merkez var. Teğet var. Çek. Dik. Ve bu arada şunun yarıçapını biliyor muyuz? O ile M arasındaki uzaklığı kaç vermiş? 10 vermiş. Burası 10. 10 artı R mi burası arkadaşlar? Büyüğün yarıçapı 10 artı R. Burası da 10 artı R yapacak. Yani burası ne yaptı o zaman arkadaşlar? 10 artı R yapması için 2 artı R mi yaptı? Bu arada burası da R. Pisagor bağıntısını uygula. R 2 artı R 10. 10 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 6, 8, 10 üçgendir. Bak bakalım öyle mi gerçekten? Şuraya 6 koyarsam burası 8 oluyor mu? Oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. O zaman R 6. Tamam. Şunun yarıçapı kaç yaptı burası 8 ise? 8, 8, 16 yaptı. O zaman burası da 16 yapacak. Bizden de AC uzunluğu isteyeni 16, 8 daha 24 yaptı. 7. soru. Geldik 8'e. Çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezleri birleştir. Haydi birleştir. Tam değme noktasına götür. Merkez var, teğet var. Çektik. Bunu uygula. Buraya da dik çekmiş zaten. Sıkıntı yok. Burası da çeyrekten dolayı 90. Burası da zaten 90. 360'a tamamladığı için. 6, 6, 6. Burası 6 kök kim yaptı? Bunun yarıçapı da 6 diyeyim arkadaşlar. OA uzunluğu kaçtır diye soruluyor. OA. Arkadaşlar şu yarıçap, bu da yarıçap değil mi? 6 kök artı 6'ya eşit olacak o zaman. Yani cevap Denizli. Evet, geldik 9. soruya. Çemberler ne yapıyor burada? Evet, çemberler teğet. Birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezleri birleştiriyorduk. Birleştirdik.
Bunun yarıçapına R diyelim. Bunun yarıçapı bakın kaç? 4. 4. Bunun yarıçapı da 2. 2. 2. Burası da ne oldu? R oldu. Yalnız şu üçgen bir işime yaradı mı? Hadi burası da 4. Bir işime yaradı mı? Şu an yaramadı. Ama dikkat edin. Bir de büyük yarım çemberle şu çemberde teğet. Bunu da kullanmamız lazım arkadaşlar. Onu da nasıl kullanalım? Yine çemberler birbirine değdiğinde ortak teğeti çiziyorduk ya. Pardon. Merkezleri birleştiriyorduk ya. Şunun merkezi burasıysa büyüğün yarıçapı 8, 4 daha 12, 6 olacak. 4'ü burada. Buraya 2 kaldı. O zaman buraya da 2 kaldı. Şurada merkezleri birleştirdiğim zaman tam olarak değme noktasına gidecek. Ve burası R. Tamam kaç yapıyor? Tamam 6 idi. 6 eksi R kaldı buraya da. Bakın şöyle bir üçgen çıktı karşıma. Şurası 2. Burası 4. Burası R artı 2. Burası R artı 4. Bakın R artı 4. Burası da 6 eksi R. Vallahi burada yapacak bir şey göremiyorum arkadaşlar. Yapsak yapsak şuradan yaparız. Buraya alfa deyip kosinüs teoreminden 6 eksi R'ye bakıp kosinüs teoremini yazarız. Sonra ne yaparız? Yine büyükte kosinüs teoremi yazarız ve kosinüsleri yalnız bırakıp birbirine eşitleyebiliriz ya da Stewart teoremi arkadaşlar. Stewart teoremini hatırlatayım size. Şu x, şu a, b, n, m ise x kare eşittir çapraz a kare çarpı n, a kare n artı b kare çarpı çapraz b kare çarpı m, b kare çarpı m bölü m artı n eksi m çarpı n de arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. A kare n, a kare n artı b kare m eksi m artı n, pardon, bölü m artı n eksi m çarpı n şeklinde olacaktı. Burada da Stewart'ı kullanabilirsiniz ama işlem uzun olacak arkadaşlar. O yüzden uzun olacağı için ben bu sorunun çözümünü atlıyorum. Size bırakıyorum. Siz kendiniz yapın. Cevabı da bulursunuz büyük ihtimalle buradan. Başka da bu üçgenden herhangi bir şey göremiyorum şu anda. İnşallah daha da kısa yolu vardır. Ama büyük ihtimal buradan çıkacak. Başka da kısa yolu olsa herhalde fark ederdik. Neyse buradan çıkacak. Çok da uzun gerek de yok. Geldik 10. soruya. Çemberler yine birbirine değiyor. Merkezleri birleştirelim. Bakın şu merkezli, şu yaylı değdi birleştirdik. Merkez var, teğet var, çektik. Bir de yalnız dikkat edin. B merkezi çemberle de şu çember birbirine değiyor. Burada da merkezleri birleştirelim. Tam değme noktasına kadar götürelim. Burası R. Burası R. Burası da R. Burası 12. Şunun yarıçapı da 12 değil mi? 12. Buraya ne kaldı o zaman? 12 eksi R kaldı. Şimdi burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Dik üçgen oluşturmamız lazım. Bakın. Şurası R ya. Şöyle de bir üçgen var. 12. 12 eksi R. 12 artı R. Şuradan bir dik çizsem. Yukarısı R ise aşağısı da R. Buraya 12 eksi R kaldı. Bakın kırmızı çizgi her iki dik üçgende Pisagor'da ortak değil mi? H. Yani burada h kare eşittir 12 artı r'nin karesi eksi 12 eksi r'nin karesi de h kare eşittir 12 artı r'nin karesi eksi 12 eksi r'nin karesi 12 artı r'nin karesi eksi 12 eksi r'nin karesi. Sağdakinde de sağdaki dik üçgende de 12 eksi r'nin karesi eksi r kare eşit değil mi arkadaşlar h kare? 12 eksi r'nin karesi eksi r kare eşit. Her ikisinde de ne yapacaksınız arkadaşlar? H kare eşit olduğu için birbirine eşit. Haydi açalım şunu. İşlem kalabalığı. Yapacak bir şey yok. 144 artı 24 R artı R kare. 144 artı 24 R artı R kare. Şimdi 144 eksi 24 R artı R kare ama elinde de eksi var. Eksi 144 eksi 24 R yani artı 24 R artı R kare eksi R kare oldu. Eşittir 144 eksi 24 R artı R kare eksi R kare. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 144'ler gitti. 24 24 48 R oldu burada.
Bunu da at öbür tarafa. Bir daha 24 ekle 72 R yaptı. Eşittir 144 yaptı. R de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Cevap 2. Evet, geldik 11. soruya. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştirelim hemen. Merkezleri birleştirdik. 6. Burası da 6 diyeyim arkadaşlar. Ve bu arada şu teğet merkezden geçtiği zaman açıortay olmayacak mı? Şöyle çizdiğim zaman. Bu açıortay oldu. Bakın şu bir köşegen oldu değil mi? O zaman bu köşegeni biz kullanmalıyız arkadaşlar. Şurada bu arada bu 60 derece değil miydi? Şu 60 dereceydi. Burası da 60 derece. Bunlar kaçar derece yaptı? 30-30 yaptı. Şuradan merkez teğet çektik yapsak. Şurası R. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı ne oldu? 2 R oldu. Ve burası da R değil mi arkadaşım? Sonra burası 6 iken burası da 6 değil mi? Eşkenar dörtgenden. Ve burada kaçı da 120 derece değil mi arkadaşlar? 6, 6, 6 kök 3 olmaz mı burası? Yani 6 kök 3 eşittir 3 R artı 6. 3 R artı 6. Buradan 6 kök 3 eksi 6 eşittir 3 R. 3'e böler iki tarafı 2 kök 3 eksi 2 eşittir R yaptı arkadaşlar. Zaten bizden de ne isteniyor? Çemberin yarıçapı isteniyor. Yani cevap Ceyhan yaptı. Geldik 12. soruya. Evet, bu yaylar eşit verilmiş arkadaşlar. Bu yaylar eşit verilmişse hemen şöyle şunları çizdiğimiz zaman bakın bu arada 180 derece ya böl 3'e, bu yay yarım çember olduğu için 180 derece böl 3'e 60-60-60 yapıyor. 60-60-60 yapıyor. O zaman buradaki merkez açıdan dolayı kaç derece yaptı arkadaşlar? Burası 60 derece yaptı. Bu arada şu merkezi kullanalım. Şu çemberin merkezini kullanalım. Merkez var aşağıda. Merkez var. Kirişi iki eş parçaya bölüyor değil mi bu? Yarıçap yarıçap olduğu için. O yüzden burası ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Ve burada bu arada burası da 60 derece. Çünkü bu 60'ı görüyor. O zaman burası ne oldu? 30 derece oldu. Çünkü 90 derece olmak zorunda burası. Burası da 30 derece oldu. Başka neyi kullanabiliriz? Bakın en güzel ek çizim yarıçaptı. Şuradan yarıçapı çizdik. Bir de buradan yarıçapı çizelim isterseniz. Buradan da yarıçapı çizdiğimiz zaman şu uzunluklar maviler birbirine eşit değil mi? Hatta şöyle göstereyim şu eşitleri. Aşağıdakiyle karışmasın. Şunlar birbirine eşit. Başka AB uzunluğunu 12 vermişler. Yani burası 6, 6. Hatta bakın şu 6, burası da 6. Burada da ne çıktı arkadaşlar? 30 ikizkenar. 30, 30, 120 üçgen çıktı. 30, 30, 120 üçgenin özelliği kök 3 katı değil miydi? O zaman 6'yı kök 3'e bölüyoruz. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3'e eşit oldu. Bunun yarıçapı. K merkezinin yarıçapı isteniliyor zaten bizden. Cevap 2 kök 3. Geldik 13. soruya. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri mutlaka birleştiriyorduk arkadaşlar. Birleştirdik. Merkez var, teğet var. Şeye ektik. Tamam. O merkezinin yarıçapı. R, R. Bununki 12. Bununki de 12. Burada 12. Yalnız biz bir şeyi gözden kaçırdık yine. Şu çeyrek çember ile şu çember yine birbirine teğet. Ne yapıyorduk? Çemberler değdiği zaman merkezleri birleştiriyorduk. Hadi onu da birleştirelim. Burası da R. Büyüğün yarıçapı 24, 24. O zaman buraya ne kaldı? 24 eksi R kaldı. 24 eksi R kaldı. Şimdi ne yapmam lazım? Benim bir dik üçgen oluşturmam lazım. Değil mi? Şuradan bir tane dik çizsem. Çünkü şurada bir dik yamuk var arkadaşlar. Şuradan bir tane dik çizsem. Şurası R ise burası da R. Buraya ne kaldı? 12 eksi R kaldı. Ve burada da Pisagor. Burada da Pisagor. Her ikisinde de haş ortak değil mi arkadaşlar? Yani diyeceğiz ki haş kare eşittir 12 artı r'nin karesi eksi 12 eksi r'nin karesi. Burada yazıyor bakın. Haş kare bir önceki soruda da aynı şeye çıkmıştı. 12 artı r'nin karesi eksi 12 r'nin eksi r'nin karesi. Aynı zamanda ah be keşke burası da 24 eksi r olmasaydı. Tam da gidiyorduk. Neyse yazalım. Haş kare eşittir bunun karesi eksi bunun karesi. 12 artı r'nin karesi eksi 12 eksi r'nin karesi. Aynı zamanda aşağıdakinde h kare neye eşit? 24 eksi r'nin karesi eksi r'nin karesine eşit.
24 eksi r'nin karesi eksi r'nin karesine eşit. Şurada açmıştık zaten bunu. Burada ne kalmıştı arkadaşlar? 24r, 24r, 48r. Bakın 12 artı r'nin karesi eksi 12 eksi r'nin karesi 48r kalmıştı burada. Şuna açalım. 48r kaldı buradan. Eşittir. 24'ün karesi. Hayda, 24 çarpı 24 kafa durduğu için şey yapamayacağız. 16, 4, 2, 2, 8, 9, 96, 48, 576. 576 eksi 48 r artı r kare eksi r kare yaptı. Şunlar birbirini götürdü. 48 r'yi atıyor bu tarafa. 96 r eşittir 576. 6 kere 6, 36. Evet, r buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 6'yı eşit oldu. Yani cevap Balıkesir. Geldik 14'e. Çemberin merkezi burası olsun. Merkez var, teğet var. Çektik. Merkez, teğet, çektik. Hep anahtar kelimeleri kullanıyoruz bakın. OB uzunluğu da kaçmış bu arada? 6. Büyüğün yarıçapı 6. Bunu nasıl kullanacağız acaba? Şimdi bir kere şurası da x oldu. Burası da x oldu. Burası da x oldu. Burası da x oldu. Şunu şöyle çizersem arkadaşlar, şu merkezden şu kenara bir tane kenar ortay çizmiş olduk değil mi arkadaşlar? Bu uzunluk x miydi? Ha, tamam, x'ti. Pardon. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlara x demeyelim de bunlara r r diyelim. R r r r. Burası da r, burası da r. Burası da r kök 2 mi yaptı? R r r kök 2 yaptı. OB uzunluğunu hala kullanmadık değil mi? Yarıçapın 6 olmasını kullanmadık. Onu kullanmadıysak en güzel ilk çizim neydi arkadaşlar? Yarıçap çizmek değil miydi? Hadi şu merkezden bir yarıçap çiz desen D'yi doğru çizmez misiniz? Burası da 6. Bu arada buradan çizdiğiniz kenarortay merkezden iki eş parçaya bölmüş. 90 derece olmaz mı? Ve burada Pisagor bağıntısı çıktı. 6'nın karesi eşittir r'nin karesi artı r kök 2'nin karesi. Yani 36 eşittir r'nin karesi r kare artı r kök 2'nin karesi de 2r kare. 36 eşittir 3r kare. R kare eşittir kaç çıktı arkadaşlar? 12. R de buradan 2 kök 3'e eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor? X uzunluğu 2r isteniyor. O da 4 kök 3'e eşit olacaktır. Anahtar kelimeleri kullan, soru her zaman çıksın. Tamam. Geldik 15'e. Şimdi bir kere 7, 10, 12 büyüğün yarıçapı kaç arkadaşlar? 6. Çünkü 12 olduğu için 6. Yine buna RR diyelim. X uzunluğuna. Şu merkezden şu kiriş var değil mi? Merkez kiriş çektik. Hep yaptığımız şey. Kirişi iki eş parçaya bölecek. 7'yi 2'ye böl. 7 bölü 2, 7 bölü 2. 7 bölü 2. Burası da 7 bölü 2. Yazmak istemiyorum. Şimdi orada da bir işlem yapacağım çünkü. Büyüğün merkezi burasıysa. Yarıçapı kaç birim arkadaşlar? 12 olduğu için 6 birim değil mi? Şurası kaç birim oldu? 3. Burası 3 birimse burası da 7 bölü 2 olduğundan 7 bölü 2'den 3 çıkartırsak 1 bölü 2 kaldı buraya. Çünkü büyüğüm yarıçapında kullanmam lazım. Ek çizim yapmam gerekecek. Merkezden bakın merkez var, kiriş var. Büyük yarım daire için. Merkezden kirişe bir tane dik çizelim. Tam çizdiğimiz bu dik buraya gelmez mi? Sonra en güzel ek çizim yarıçapında dik üçgen oluşmamışsa buradan da bir tane çizelim. Yarıçap uzunluğu kaç? 6. Büyüğün yarıçap uzunluğuna bakın. Başka da bir şey var mı burada? Başka bir şey. Ama dikkat edin, bir de küçükte de bir dik üçgen var mı? Şurada var. Ama bu yarıçap çizmedim ki. Bir de şuradan bir tane yarıçap çizsem küçükte. Şurası da R değil mi arkadaşlar? Şimdi Pisagorlar yapacağım o zaman. 36 eksi r kare değil mi burası? Kare içinde. K
Kırmızı 36 eksi R kareye eşit oldu. Sonra burada bakın. İki tane dik üçgen var. Her ikisinde de mavi ortak. H kare eşittir bunun karesi eksi bunun karesi. R kare, H kare eşittir bunun karesi eksi bunun karesi. Uygulayalım. Yine oradan çıkacak. Şuraya H dedim. H kare eşittir. Bunun karesi. Kare küçüğünde 36 eksi R karenin karesi. 36 eksi R kare. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4. Eşittir. H kare buradaki dik üçgende R kare eksi 49 bölü 4 değil mi? R kare eksi 49 bölü 4'e eşit oldu. Buradan eksi R kareyi buraya atalım. Artı 2 R kare yaptı. 2 R kare yaptı. Eksi 49 bölü 4'ü de öbür tarafa atalım. 49 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarsa 48 bölü 4. 48'i de 4'e bölsek 12 yaptı. Bir de 36 var. 36 artı 12'ye eşit oldu. Yani 48'e eşit oldu arkadaşlar. 48 eşittir 2 R kare. Yani R kare eşittir 24. R de buradan 2 kök 6 çıktı. Bizden x isteniyor. X de 2 R'ye eşit değil mi? Yani o da 4 kök 6'ya eşittir arkadaşlar. Bu da ilginç bir soru, zor bir soru. Yalnız hep burada gördünüz mü? Yarım çemberde merkez kiriş çektik yaptım. Bir de yarı çap çizmeyi unutmadım. Burada da aynı şekilde merkez kiriş çektik dik yaptım. Burada da yarı çap çizmeyi unutmadım arkadaşlar. Sonra Pisagorları yapınca direkt kendiliğinden çıktı soru. Geldik 16'ya. Merkez burasıysa merkez T'ye çektik. R burası, R burası. Pisagor bağıntısı. 3 var. Büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. Bakalım gerçekten öyle mi? R yerine 4 yazdığımızda sağlaması tutuyor mu? 3, 4, 5 tuttu. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada kaçı da 90 derece. Ve bu arada burası yarıçapı 4 buldum ya. Burası da 4. Şimdi x'i bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar isterseniz alfa beta'dan gidelim. Alfa beta. Çünkü 90'lar 2 ya da 2'den fazla. Alfa 90, burası da beta. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer. 90'ın karşısı 5 iken şurayı biliyor muyum bilmiyorum. Gerçi alfa beta'ya da girmeye de gerek yokmuş ya. 4, 8, 9. Burası da x. Beta'nın karşısı, beta'nın karşısı belli. Tamam, alfa beta'dan yapalım. Alfa'nın karşısı 4'ün, alfa'nın karşısı büyükte x oranı eşittir. Beta'nın karşısı 3'ün, beta'nın karşısı 9 oranı. 3'ün 9 oranı. Yani direkt kaç çıktı? 3, 4 kere 3, 12'ye eşit oldu arkadaşlar x. 16. sorunun cevabı Denizli. Geldik test 7'ye. Arkadaşlar ÖSYM de seviyor zaten bunu. Burada bu sorudan bahsetmesi güzel olmuş. Eğer bir yarım çember görmüşseniz, şöyle dik çizmişse arkadaşlar, hemen şunu yapın. Çok işinize yarar. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Öklit bağıntısını uygulayın arkadaşlar. Bunu oluşturup öklit bağıntısı uygulayın. Bakın var. Hemen öklit bağıntısını oluşturalım. Öklit'ten dolayı h kare eşittir p çarpı k'dan dolayı. 6'nın karesi 36. 3 çarpı ne 36 arkadaşlar? 12 değil mi? Buraya ne kaldı o zaman? 12 eksi x kaldı. Aynı şeyi biz şunda da yapabilir miyiz? 2 kök 11'de de yapabiliriz. 2 kök 11'in karesi kaç? 44 eşittir. 12 eksi x çarpı x artı 3. Vallahi çarpanları ayırmayla yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi onunla uğraşmayacağım. Şıklardan gideyim isterseniz. 7 yazsam 7, 5, 12. 5 ile bir şeyin çarpımı 44 yapmaz. 8 yazsam 8 yazdığım zaman 4. 8 yazdığım zaman 11. 8, 4 çarpı 11 44 yapıyor. Yani cevap Balıkesir çıkıyor arkadaşlar. Tamam. 8 yazdım. Şıklardan gittim yani. 4, 8 yazdım. 11 yaptı. 4 çarpı 11 de 44'ü sağladı arkadaşım. Tamam. Geldik ikinci soruya. Bakın aynısı. Gerçi oran isteniliyor bizden. Oran istenildiği için CH bölü DK oranı istenildiği için hiç K yazmayayım. Şuraya 1 yazayım. 9'da birleşsin hepsi. 3. Burası da 9. HK uzunluğu neredesin? 9. KB uzunluğu 1. AH uzunluğu 3. Şimdi burada bir şunu yaparım. Öklit bağıntısını bulurum. H kare eşittir 3 çarpı 10'dan. H kare eşittir
Ne oluyor ya? Durum. H kare eşittir 3 çarpı 10'dan kök 30 oldu burası. Şimdi kalemi değiştirip öbürünü de yapayım. Şunda da bir öklit bağıntısı yaparsam. Şurada da h kare eşittir 1 çarpı 12. Orada k diyeyim. K kare eşittir 1 çarpı 12'den dolayı k da buradan kök 12'ye eşit oldu. Kök 12'ye eşit oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada CH bölü DK isteniliyor bizden. Yani kök 30 bölü kök 12. 6'ya böl 5, 6'ya böl 2. Yani kök 5 bölü kök 2. O da kök 2 ile çarptığımız zaman kök 10 bölü 2'ye eşit oldu. Yani cevap Ceyhan. Üçüncü soruya geldik. Bu yayların hepsi birbirine eşitlenememiş. CD yayı, CD yayı şu ikisinin toplamına eşit verilmiş. Buraya A, buraya B dersem burası da A artı B oldu. Dikkat edin arkadaşlar. A, B, A artı B. Yani 2 artı 2B. 2 artı 2B eşittir. 180 derece değil mi arkadaşlar? Hepsinin toplamı. O zaman A artı B'yi ne buluruz? 90 derece buluruz. A artı B'yi 90 derece bulduk ya. Büyük ihtimalle A artı B'yi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ben buradan öklere gidersem biraz sıkıntı yaşayabilirim. AB uzunluğunu 14 vermiş. Yani yarıçap uzunluğu 7. Yarıçap uzunluğu 7. O zaman şu merkezden şunu çizersem A artı B 90 sa burada kaçı da ne yapıyor? 90 derece yapıyor. Yarıçap uzunluğu kaç bu arada? AB uzunluğu 14 ise 7 7. O zaman burası da 7, burası da 7 ve soru çıkmış oldu arkadaşlar. Alfa, beta, alfa, beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta ne oldu? 90'ın karşısındakiler 7 7 eş üçgen. O zaman beta'nın karşısı 5 ise beta'nın karşısı burada da 5. Ve artık Pisagor bağıntısında burada x'i bulabilirim arkadaşlar. 49 eşittir x kare artı 25. Yani at öbür tarafa. 34 mi yapıyor? Yok, 24 yapıyor değil mi? X kare eşittir 24. X de buradan kök 24. Yani 2 kök 6'ya eşit oldu. Cevap Edirne. Evet, dördüncü soruya geldik. AC uzunluğu soruluyor bize. FC'de 1 kare. Burada ne yapmalıyız? Bir kere merkezi belirleyelim. Merkez şuralarda bir yerlerde olsun. Şuraya A diyelim. Buraya ne kaldı? 24 eksi A kaldı değil mi? Sıkıştığımız zaman ne yapıyorduk? En güzel ek çizim yarıçap. Ve bu bir kare olduğu için burası da 12, burası da 12, burası da 12. En güzel ek çizim yarıçapı çizelim bakalım. Yarıçap uzunluğu 24 eksi A olduğu için burası da 24 eksi A. Ve bakın burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Dik üçgen ne? 12 artı A. 12 ve 24 eksi A. 12 ile ilgili hangi özel üçgenler var? 12, 16, 20 üçgeni. 16 olması için buranın 4 yazarsam oluyor mu? Oluyor. A 4 çıktı arkadaşlar. Ve bizden neresi isteniyor? Şurası isteniyor. A 4 ise bakın yarıçap uzunluğu 20. Şurası 20. Yarıçap uzunluğu 20 yapacak. 12, 4 daha 16. O zaman buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Ve artık şurada Pisagor'dan bulabilir sonucu. Şu uzunluk kare olduğu için 12. Burası 12. Burası 16. Ve burası da ne yapıyor arkadaşlar? 20, 12, 16, 20 üçgeninden cevap Denizli yapıyor. Geldik 5. soruya. Yarıçap uzunluğu 15 ise bakın burası da 15. Dik yamuk çıkmış karşımıza. Direkt dik çizelim. Şurası 6. Burası 9. 9, 15. Ne üçgeni var arkadaşlar? 9, 15. 9, 12, 15 üçgeni. Tamamı 15 olduğu için şu parçaya ne kaldı? 3 kaldı. 15, 12'si burada 3 kaldı. Bunun da tamamı 6 olduğu için buraya ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Yani cevap Ceyhan. 6. soruya geldik. Şu teğet, şu teğet birbirine eşit olduğu için burası da 4 yaptı. Sonra
ABCD yamuğu EB'nin uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Merkez var, teğet var. Çeklik yapsak bir şeyler karşımıza çıkacak mı? Çıkmayacak. Şurası R. Başka ne yapabilirim buradan? Bak şurayı bulmam lazım benim. Burayı bulmaya yönelik bir hamle yapmam lazım. Bakın teğet teğet. Ben şuradan şunu birleştirsem acaba? Şunu şöyle birleştirdiğim zaman bu teğet teğet merkezden geçtiği zaman aşağı ortay olmuyor muydu arkadaşlar? Bir de bu yamukmuş bu. Yamuk olduğu için Z'den dolayı burası da çizgi açısı yapmadı mı? Dolayısıyla bakın ne çıktı? Çizgiye çizgi. İkiz kenar yani 20 ise burada kaç açıda ne olacaktır arkadaşlar? 20 olacaktır. Açı diyorum uzunluk 20 olacaktır. Şimdi artık ben burayı da buldum ya. Şurayı da bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çek diki. Farklı kalemle çekeyim onu da. Çek diki. 4. Buraya ne kaldı o zaman? 16. Çünkü niye? Şurası 20. Burası da 20 olduğu için 20, 16. Ne üçgeni? 12. O zaman R'miz 12 oldu. R 12 ise şuradaki uzunluk da R. 12. E bunun tamamı 20 idi arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Cevap Cihan. Geldik 7. soruya. 9 ise burası da nedir? 9. Şimdi teğetten 9 yazdık. Teğetten 4'ü yazabiliriz. Merkez burası. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. R. Bakın bunlar da ne oldu arkadaşlar? R'ye eşit oldu. Şurada bir dik yamuk çıktı karşımıza. Amaç dik üçgen oluşturmak. Hemen dik üçgen oluşturuyoruz. Hop çizdik. Şurası 4 ise burası da 4. Ne kaldı? 5. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12. Yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Bakın 2R kaça eşit? 12'ye eşit değil mi? Şu 2R 12'ye eşit. R'yi de kaç buluruz o zaman? 6 buluruz. Cevap C. Geldik 8'e. Arkadaşlar gözünüz kapalı. Bakın merkez kiriş çektik. Kirişi keş parçaya böldü. Çektik. Şuradaki kirişi keş parçaya böldü. Merkez teğet çektik. Şu yarıçap uzunluğu oldu. Merkez T'ye çektik. Bu da yarıçap uzunluğu oldu. Hatta bu da R, bu da R oldu. Bize ne vermiş? CD uzunluğunu 16 vermiş. Neredesin CD? 16. O zaman 16 eksi R burası. Burası da 16 eksi R. Başka bir şey vermiş mi? AD uzunluğu 18. Neredesin AD? 18. 18 eksi R o zaman burası. Burası da 18 eksi R. Sıkıştık. En güzel ek çizim neydi? Yarıçap çizmek değil miydi arkadaşlar? Al. Yarıçap çizdim. R. Ve Pisagor çıktı karşımıza. Bakın R 16 eksi R 18 eksi R. Valla ikişer fark var burada. Büyük ihtimalle 6-8-10 üçgenidir. Düşünelim. 10 yazarsam 6 yapıyor 8 yapıyor. Yani R gerçekten kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Ya da şıklardan da gidebilirdiniz. Hep genelde çemberde uzunlukta böyle özel kenarlar üzerine oturtuyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. ÖSYM de aynı şeyi yapıyor bu arada. CHK iken tabi burası da K. AD 4K'ymış. 4K 4K. OC 15'miş. Tamam. Ve burası da X. X'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere buradan bir şey geliyor değil mi? Aslında 25'ten 16 çıktı. Tamam, tamam, tamam. Şunu çizsem diye düşünüyorum da. Şu teğet teğet merkezden geçiyor açıortay. Şu da şöyle açıortay oluyor. Şuradan dik çizdiğimde çok güzel oluyor. Tamam. Bakın arkadaşlar bu açıortay değil mi? Çünkü niye? Teğet teğet merkezden geçmiş açıortay. Aynı şey şu da açıortay olmayacak mı arkadaşlar? Çünkü teğet merkezden geçmiş. Bu dik yamuk. Yamukta açıortayları nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Burası 90 oldu. Ve şuradan bir dik çizsem arkadaşlar. Merkez T'ye çek dik yapsam yani. Dikten dik inildi. Öklit bağıntısı oldu değil mi? Burada da şurası X ya. Öklit bağıntısından dolayı X kare eşittir 4K çarpı
k'ya eşit oldu. Yani x kare eşittir 4k kare eşit oldu. Yani x de buradan 2k'ya eşit oldu. X buradan 2k'ya eşitse artık şurada Pisagor bağıntısı yapabiliriz. K 2k, k kök 5 değil midir? K kök 5 eşittir 15 ise k buradan 15 bölü kök 5. Kök 5 ile çarparsam 15 kök 5 bölü 5. Yani 3 kök 5'e eşit oldu. Ama x neye eşit arkadaşlar? 2k'ya eşit. 2k ya da 6 kök 5'e eşit olacaktır. Cevap Edirne. Geldik 10. soruya. Bir kere arkadaşlar çemberler birbirine değiyor. Merkezlerini ne yapıyoruz? Hemen birleştiriyoruz. Bununla ilgili çok soru çözdük. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Anahtar kelimelerini uyguluyoruz. Yarı çapları 4 ve 2 imiş. 2 ve 4. Dik yamuk çıktı karşımıza. Hemen bir dik üçgen oluşturursunuz. Burası 2 ise burası da 2. Ne kaldı buraya 2? Ve Pisagor bağıntısından artık x'i bulabilirsiniz. X kare artı x kare artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi. X kare artı 4 eşittir 36. At bunu bu tarafa. 32. X de buradan kaç yapıyor arkadaşlar? Kök 32. Yani 4 kök 2 eşit oldu. Geldik 11'e. Yine merkez çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Hamlelerini yapıyoruz bir kere değil mi? Çemberlerin yarı çapları çarpımı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuna X diyelim. X diyelim. Bunun yarı çapını Y, Y diyelim. Dik yamuk çıktı karşımıza. Dik yamuk çıktığı için ne yapmalıyız? Bir dik üçgen oluşturmalıyız. Çizdik dike. Y ise Y. Y ise Y. Tamamı X olduğu için X eksi Y kaldı buraya. Ve burası 10 ise burası da 10 değil midir? Ne yapacağız? Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı X artı Y'nin karesi eşittir. X eksi Y'nin karesi artı 10'un karesi. Onun karesi yaptı. Yani burada x artı y'nin karesini açalım. X kare artı 2xy artı y kare eşittir. X kare eksi 2xy artı y kare artı 100 yaptı. X kareler nanay, y kareler nanay. Eksi 2xy'yi öbür tarafa attığımızda artı 2xy yani 4xy eşittir 100 yaptı. Buradan da xy eşittir. 100'ü 4'e böldüğümüzde 25 yaptı arkadaşlar. Zaten yarı çapları çarpımı isteniyor da bizden. Evet geldik 12. soruya. Merkez var, teğet var. Çektik. Merkez teğet çektik. Yarı çapları 8 ve 4'müş. Arkadaşlar bir merdiven şekli geldi. Ve çemberler arasındaki en kısa mesafe soruluyor. Merkezleri birleştirdiğimiz zaman burada en kısa mesafe şununla şunun arası değil midir? Şimdi bu şeyi merdiven şeklini kullanmamız lazım. Bir dikdörtgen oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgen oluştursak. Şurası da 90 derece. 8 ise 8. Bakın burası 16. 12. 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Şunun tamamı 20. Şuraya kadar olan kısım 8. Buraya kadar olan kısım 4. 8, 4, 12'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Zaten çemberler arasındaki en kısa mesafe isteniliyor bizden. O da Balıkesir yaptı arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Yarı çapları oranı 2 olan iki çemberin ortak eşitliği çemberleri deme noktaları olur. Ne diyor burada? Yarı çapları oranı 2 olan iki çemberin ortak iç teğet teğetinin tamam. Çizelim arkadaşlar. Kalemimiz mavi olsun. Yarı çapları oranı 2. Ortak iç teğeti şu. Merkez T'ye çektik R. Merkez T'ye çektik 2R. İç teğet çember değme noktaları arasındaki uzaklık 12'ymiş. Yani şurası 12'ymiş arkadaşlar. Çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık yarı çapları toplamının 3 katı olduğuna göre. Yarı çapları toplamı 3R değil mi? Yarı çapları toplamının 3 katıymış. 9R'ymiş. Çemberler arasındaki merkezler arasındaki uzaklık 9R'ymiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Merdiven şekli oluştu. Bir yerde dikdörtgen oluşturalım şöyle. 2R ise burası. Burası da 2R. Sonra burası 12 ise burası da 12. Ve Pisagor. Ne çıktı? Şurası 3R. Burası 12 ve burası 9R. R'yi bulacağız buradan arkadaşlar. 9R'nin karesi 81R kare eşittir. Doğru mu demiş ya? Çemberler merkezler arasındaki uzaklık yarı çapları çarpı
Yarı çapları toplamının 3 katı. Tamam. 81 r kare eşittir. 3 r'nin karesi 9 r kare artı 144. At bunu buraya. 81'den 9 çıkart. 72 r kare eşittir 144. R kare eşittir 2. R buradan kök 2'ye eşit oldu. Küçük çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. 13. sorunun cevabını da ne bulmuş olduk arkadaşlar? Kök 2 bulmuş olduk. Evet, geldik bu soruya. AB uzunluğu BC uzunluğunun 3 katıymış. Burası K'yken burası 3K'ymış. Evet, bunu nasıl kullanacağız? Yarıçapları. Şimdi bir kere şu teğet 9 ise bu teğet de 9. Şu teğet 9 ise bu teğet de 9. Yarıçapları oranı kaç verilmiş arkadaşlar? 1'e 3, değil mi? Tamam. Yarıçaplardan yürüyelim bakalım. Nasıl yürüyelim yarıçaplardan? AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Buradan nasıl yürüyeceğiz ya yarıçaplardan? Yarıçaplardan yürümeye kalksak R desek merkez T'ye çektik desek R. Bir işime yarıyor mu burada? Yaramıyor. Burası da yarıçaplar oranı 1'e 3 olduğu için merkez T'ye çektik. Burası da 3R. Burası da 3R. Heh, çıktı. Bakın R dedik. Merkez T'ye çektik yaptık. R 3R. Bu 9 ya burası da. Şurada bir dik yamuk çıktı arkadaşlar. Bu dik yamuğu nasıl kullanmalıyız? Bir dik üçgen oluşturarak çek buradan bir dik. Dikdörtgen oluşturduk. R ise R. Buraya ne kaldı? 2R kaldı ve Pisagor bağıntısı burası da 18 bu arada. Hatta burası 4R iken burası 2R. Bir kolay bir şey çıktı. 30 60 90 üçgen çıktı değil mi? 30 60 90 üçgeni. O zaman 30'un karşısındakinin kök 3 katı 60'ın karşısındakine eşit. Yani 2R'nin kök 3 katı eşittir 18 olacak. Gitti 9. R buradan 9 bölü kök 3. Yani kök 3 ile çarptığımız zaman 9 kök 3 bölü 3. Yani 3 kök 3'e eşit oldu. Ama ne? R. AC uzunluğu isteniliyor bizden. AC uzunluğu da burası. Burası da 3R. 3, 6, 7, 8R isteniliyor bizden. O da 8 çarpı 3 kök 3. Yani 3 kere 8, 24 kök 3 yaptı arkadaşlar. Geldik 15. soruya. Bakın burada merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikler bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. İşimizi daha da zorlaştırıyor. Hiçbir şekilde yarı çaplar falan filan yok. O zaman bunu düşünmeyelim, silelim. Burada ne yapabiliriz acaba? 10 ve 6'yı kullanmalıyız. Arkadaşlar şurada çemberler birbirine değmiş. Normalde açıda yapıyorduk muhabbet ama şuradan bir ortak teğeti çizsek. Ortak teğeti çizdiğimiz için şu teğet uzunlukları birbirine eşit değil mi? Aynı zamanda şu teğetle şu teğet uzunluğu da birbirine eşit. Aynı zamanda burası da 90 derece değil mi? Çünkü merkezden teğete dik oluyor. Bakın her üçü de birbirine paralel oldu ve eşit oldu bunlar. Şu bir yamuk değil mi? Yamukta orta tabana eşit oldu. 16 bölü 2'den 8 yapmaz mı burası? Burası da 8, burası da 8 ve x uzunluğu kaç yaptı arkadaşlar? 16'ya eşit oldu. Geldik 16. soruya. Burası x, burası da x. AF'yi 25 vermiş. AF 25 ise burası da 25. Sonra CH ile EL 16. CH ile EL 16. Kalemimizi değiştirelim. CH ile EL 16. Buraya A dersen burası da A değil mi arkadaşlar? Şu teğet uzunluğu. Hatta bu teğet uzunluğu da A. Hocam burası da A değil mi? Bilemeyiz arkadaşlar. Buranın AA olduğunu bilemeyiz. Buraya da BB diyelim. B. Hatta burası da B. Ancak ne zaman eşit oluyor biliyor musunuz? Şu ikizkenar yamuk olduğunda, teğetler dörtgeninde ikizkenar yamuk olduğunda şunlar şu birbirine eşit oluyor. Şunun ikizkenar yamuk olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sonra ne diyelim? Şurası C ise burası C. Burası D ise burası da nedir arkadaşlar? D'dir. Hatta burası da C. Hatta burası da D yaptı. Bu 25'i nasıl kullanabiliriz? Şöyle yapabilirim aslında ya. Şurası, şuraya kadar kısım.
25 eksi c değil mi? Şuraya kadar kısım da 25 eksi d değil mi? Bakın arkadaşlar. A, L, E üçgenin çevresi. Çevre. A, L, E. 25 eksi c ile c'nin toplamı. Artı 25 eksi d ile d'nin toplamı değil mi? 25 eksi c artı c artı 25 eksi d artı d. Aynı zamanda bunun çevresi arkadaşlar. X artı 2b artı 2c artı 2d artı 2a artı x değil mi? X artı bir daha sayalım. X artı 2b 2c 2d 2a ve x. Yani 2x de var orada. 2x artı 2b 2c 2d 2a. 2b 2c 2D ve 2A. Şimdi bize ne verilmişti bir de? CH ile EL'nin toplamı 16. CH ile EL'nin toplamı 16. Yani CH A artı B, burası da C artı D. A artı B artı C artı D eşittir 16 verilmiş. Burada da A artı B artı C artı D'nin iki katı yok mu arkadaşlar? Yani burası kaç yapacak? 32. Şunlar şunlar gitti, şunlar şunlar gitti. 50 eşittir 2x artı 32 yaptı. 32 artı öbür tarafa 18 eşittir 2x. X'i de buradan kaç buluruz o zaman? 9 buluruz. Evet, böylelikle de bu testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda 8, 9, 10'u çözeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.